Hocam. Evet değerli konuklar, bu akşam Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü olarak çok değerli bir hoca konuğumuzu ağırlıyoruz. Değerli Profesör Doktor Erhan Öztepe bizimle birlikte olacak bu akşam ve konu başlığımız Büyük İskender'e atfedilen kent Aleksandros Troas. Tabii ki değerli hocamız buradaki kazılara çok büyük emek veriyor. Bizlerle hem Aleksandros Troas'ın genel bir profilini ve aynı zamanda 2022 kazısındaki buluntular ışığında da değerlendirecek. Her zaman olduğu gibi ben kaydımızı hocamızın konferansı esnasında alıyoruz. Konferans bitiminde kaydı ben durduruyorum. Ondan sonra değerli konuklarımızla hocamız arasında bir soru cevap veya katkı varsa bu sohbeti de yapma olanağına sahip oluyoruz ama bunu kayda almıyoruz. Onu tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar ben sesleri kapamanızı rica edeceğim sevgili konuklardan arka plan sesleri gelmemesi açısından. Ben şimdi değerli hocamız Profesör Doktor Erhan Öztepe'nin CV'siyle başlayacağım. Hemen ondan sonra zaten sözü hocamıza bırakıyorum. Sayın Profesör Doktor Erhan Öztepe 1967 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara ve İzmir'de tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünde 1988'de tamamlayarak mezun oldu. 1991 yılında yüksek lisans, 1999 yılında doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını alan Erhan Öztepe, 1989-1992 yılları arasında arkeolog olarak çalıştığı Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ndeki görevinden sonra 1992 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Ankara Üniversitesi'nde 99-2008 yılları arasında doktor, 2008-2018 yılları arasında doçent, 2018 yılından bu yana da profesör olarak çalışmalara devam etmektedir. Öğrenciliğinden itibaren 1986 yılından başlayarak Gülpınar kazısı, Ayvacık Çanakkale'de, Salamis kazısı, Gazi Mausa, Kıbrıs, Nemrut Komagene Koruma Gelişme Programı Adıyaman Kahta, Erütray, Ildırı Çeşme, İzmir, Zeugma, Nizip Gaziantep gibi çeşitli projelerde yer alan Erhan Öztepe, 2011 yılından bu yana da Aleksandra Troas Antik Kenti'ndeki kazı ve araştırmaların başkanlığını yürütmektedir. 2009-2020 yılları arasında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda arkeolog olarak görev yapan Erhan Öztepe, 2020 yılının Ekim ayından itibaren Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda arkeolog olarak çalışmaktadır. Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere makaleleri ve kitap bölümleri olan Erhan Öztepe, Türkiye, Kıbrıs ve Almanya'da çeşitli uluslararası sempozyumlara konuşmacı olarak katılmıştır. 1994-95 Münster, 96-97 ve 2002'de Freiburg, 2007 ve 2010 yılında Münster Üniversitesi'nde burslu olarak araştırmalarda bulunmuş ve 2012 yılında Erasmus öğretim üyesi değişim programı ile Münster Üniversitesi Asia Minor Enstitüsü'nde dersler vermiştir. Halihazırda Anadolu, Yunan ve Roma dönemi heykeltıraşları ile Kıbrıs arkeolojisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir değerli hocamız. Evet sevgili Erhan hocamız ben böyle bir tabii ki özgeçmiş ve CV'si çok daha geniş ama biz böyle biraz daha kısaltarak başlangıç yapıyoruz. Çok daha kapsamlı ve geniş çalışmaları var değerli hocamızın. Ben sözü uzatmayayım. Erhan hocamıza sözü bırakayım. Buyurun Erhan hocam, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum değerli meslektaş, değerli dost Burcu Hoca. Tabii 35 yılı aşkın bir süreden beri tanışıklığımız var, meslektaşlığımız var. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu anlamlı güzel konferans müzesi içerisinde bana da yer verdiğiniz için burada olmaktan mutluyum. İnşallah konferans başlangıcı öncesinde de konuştuğumuz gibi ilerideki bir zamanda yüzde yapabilme şansına da erişiriz. Konuşmamın hemen başlangıcında ilk slaytta teşekkür etmem gereken kurumlar var ve kişiler var. Unutmadan onları yapmak isterim. Tabii az önce CV'de de ifade edildiği gibi 2011 yılından bu yana
Aleksandr Turalsız Gazetesi'ne başkanlık ediyorum. Ankara Üniversitesi ve Kültür Turizm Bakanlığı adına. Ve o tarihten bu tarihe Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlık ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izinleri, maddi ve manevi destekleriyle, son yıllarda Türk Tarih Kurumu, gene çalıştığımız bölgede hezine kaymakamlarımızın, özellikle de son birkaç yıldır Edirne Belediye'mizin, kamu kurumları olarak ve Geyikli Belediyesi'nin desteklerini görüyoruz. 5 yıldır İçtaş bizi ciddi anlamda destekliyor. Sağ tarafta gördüğünüz logolarda tabii üniversitem, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere bugüne kadar pek çok farklı üniversiteden, pek çok yüksektaş farklı disiplinlerden hem de öğrencileriyle birlikte bize destek verdiler. Çünkü bu takdir ettiğiniz üzere çok geniş kapsamlı bir çalışma, bir arkeolojik kazı ve tek kişiyle değil, tabii çok önemli bir ekiple yürütülüyor. Herkesin de burada çok anlamlı, çok ciddi emekleri var. Çok teşekkür ediyorum huzurunuzda tüm bu katılımı sağlayan meslektaşlara. Tabii bir teşekkür de birazdan yine anacağız. Bu çalışmaların öncesinde var olan, sonrasında beraber çalıştığımız değerli bilim insanları, onları da birkaç slayt sonra yeri geldiğinde tekrar anacağım. Şimdi Aleksandr Turalsız'ı tabii daha önce çeşitli vesilelerle Aleksandr Turalsız'la ilgili sunumlarımıza katılan, farklı konferanslara katılan takipçilerimiz, buradaki izleyicilerimiz olabilir ama bilmeyenler, ilk defa Aleksandr Turalsız'ı dinleyecek olanlar için bir kısa hatırlatma, bir tanıtma yapmak gerekirse, Aleksandr Turalsız antik ismiyle andığımız bu eski yerleşim, bugün Çanakkale ilimizde Ezine ilçesinin hemen 20 kilometre kadar batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan Dalyan Köyü sınırları içerisinde ama yaklaşık 4 tane köyün arazisine yayılan bir önemli Kuzey Ege Antik Roma yerleşimi. Tabii kuruluşu birazdan tarihçesine baktığımızda göreceğiz. Renisliklerime kadar gidiyor. Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla terk edilişi de daha önce bilinenin aksine biraz daha günümüze yakın bir tarihe kadar devam ettiğini görmekteyiz. Tam yeri Bozcaada'nın karşısında, bu Bozcaada'ya bir çıkıntı halinde uzanan Dalyan Köyü'nün de üzerinde bulunduğu bölge. Buradaki bu kırmızı halka yaklaşık antik kenti yayılım alanı. Bu kent çünkü büyüklüğü açısından birazdan başka antik kentlerle kıyaslandığında oldukça geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Gördüğünüz bu çizgiler, bu çizgilerin içerisinde kalan alanlar neyi ifade ediyor? Mavi çizgili alanlar yaklaşık 8100 metrelik bir uzunluğa sahip olan sur sistemini temsil ediyor. Kırmızı çizgilerle betimlenen alanın içerisi birinci derece arkeolojik sit alanı, sarı çizgiyle betimlenen alanlar ise üçüncü derece arkeolojik sit alanı. Toplamda sur içerisindeki arazimiz 4000 dönüm, 400 hektar. Sur dışında nekropol alanları ve diğer yakın yerleşim alanlarıyla birlikte de yaklaşık 1500 hektar, yani 15.000 dönüme yayılan bir kentten söz ediyoruz. Bu ölçeyle Kuzey Ege'deki en büyük Roma yerleşimi diyebileceğimiz bir antik kent olarak karşımıza çıkıyor Aleksandr Turalsız. Kendi çağdaşı kentlerle de kıyaslandığında hatırı sayılır büyüklükteki kentlerden biri olduğunu görüyoruz. Anadolu ölçeğinde, Anadolu dışında tabii Aleksandr Turalsız, az önce konferansın afişinde de gördüğünüz üzere Büyük İskender ya da 3. Aleksandros'a onun ölümünden sonra atfedilmiş olan antik yerleşimlerinden bir tanesi. Bu haritada Büyük İskender'in 323 yılında Haziran ayında Babil'de ölümünden sonra özellikle 4. yüzyılın sonuna doğru onun imparatorluğunu kendi içerisinde paylaşan önemli isimlerden bir tanesi olan Vizumakos zamanında kurulmuş olan ve daha öncesinde kurulmuş olan pek çok Aleksandr isimli kent görüyorsunuz. Bugün bu kentlerden bir kısmının hala varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Mesela bunlardan en büyük kuşkusuz İskenderiye, Aleksandriye ismiyle Mısır'da, Yunanistan'daki Aleksandropolis. Ama Anadolu'ya geldiğimizde biz 3 tane Aleksandriye isminde antik kent olduğunu görüyoruz kayıtlarda. Bunlardan bir tanesi halihazırda
bizim arkeolojik araştırmalarını yaptığımız Aleksandria Thouars, yani Thouars bölgesindeki Aleksandria kenti. Bir diğeri Aleksandria Latmos, Latmos Körfezi kenarındaki Aleksandria. Bununla ilgili olarak çeşitli tartışmalar var. Bir kısım araştırmacı tarafından bugünkü Herakli'ye, Kafakırı ile özdeşleştirilen, bir kısım araştırmacı tarafından da Ayinda ile özdeşleştirilen bir Aleksandria olduğu düşünülüyor. Ama bu tartışma bir neticeye ulaşmış değil. Diğeri de Aleksandria Apisus, İsum, İskenderun Körfezi'ne yer alan, henüz arkeolojik anlamda çok araştırılamamış, sadece kayıtlardan bildiğimiz bir kısım itibariyle belki küçük buluntularından tanıyabileceğimiz sikke türü bir Aleksandria. Yani bunların içerisinde Anadolu'da Aleksandria ismini taşıyan ve en sistematik olarak bugün araştırılan antik kent, Thouars'taki Aleksandria antik kenti. Kentin tarihçesini biz 5 ayrı bölüme ayırıyoruz. Bugün slaytları da bu çerçevede, bu silsile içerisinde göreceksiniz. Birinci dönemimiz kuruluş ve helenistik dönem dediğimiz dönem. İkincisi Roma kolonisi olduğu dönem ve erken imparatorluk. Sonra Roma İmparatorluk dönemi, geç antik çağ ve İslam dönemi ve orta çağ dönemi olmak üzere 5 ayrı döneme bölebiliriz kentin tarihçesini. 311 yılında Büyük İskender'in, 3. Aleksandros'un önemli generallerinden birisi olan Antigonos Monotalmos'un kendi ismiyle, kendi isminden yola çıkılarak Antigonia isminde kurduğu Sinekismos yoluyla farklı kentlerin halklarının bir araya zoraki göçe tabi tutularak Aleksandros'a taşınan bir sistemle antik kentin kurulduğunu biliyoruz. Antik kaynaklar bu konuda bize bilgi veriyor. Sonra Antigonos'un Lysimachos'la giriştiği mücadeleyi kaybetmesinin neticesinde Lysimachos'un Batı Anadolu'da egemenliğini sağladığı bir süreçte 4. yüzyılın sonuna doğru kentin ismi Aleksandria Thouars olarak değiştiriliyor. O dönemden itibaren sur sistemi zaten Antigonia'ya olduğu dönemden itibaren var ve Aleksandria Thouars dönemi ismini aldığı dönemde gene tahkim ediliyor ama surların yeri değişmiyor. Bugün sahip olduğumuz kalıntılar antik dönemin 4. yüzyılından beri var olan sur sisteminin parçaları. Roma koloni çağı, yani bu imparatorluk, erken imparatorluk dönemine gelindiğinde büyük ihtimalle milattan önce 12 öncesinde başlayan bir kolonizasyon süreci var. Yazılı belgelerden yola çıkıldığı üzere 17-16 milattan önce civarlarda kentin eski emekli askerler tarafından tahkim edilmesi, bir Roma kenti haline getirilmesi sürecinde İmparator Augustus'un direktifleriyle bu emekli askerler çalışarak kenti bir Roma kenti haline, bir Roma kolonisi haline getiriyor. Bölgede Parion'la birlikte Aleksandros ilk önemli Roma kolonisi, çok kısa süre Lampsakos'un da bir Roma kolonisi olduğunu ama bir müddet sonra bu unvanını kaybettiğini bilmekteyiz. Aleksandros konum itibariyle özellikle İmparator Augustus'un bir Roma kolonisi haline getirdiği dönemde, ki Colonia Augusta Prudensis ismini anlıyor artık, özellikle karşısındaki Bozca Dayı da teritoriumuna dahil edilmesi, yani Kuzey-Güney aksındaki deniz ticaret yolunu da kontrol etmesi açısından çok önemli bir noktada bulunması itibariyle nedeniyle kent gelişmeye başlıyor. Tabii bu gelişimi sağlanabilmesi için özellikle İmparator Augustus sadece İtalya anakarasındaki kentlerin sahip olduğu bir hakkı da veriyor Aleksandros. Ius Italicum, bu bazı vergilerden kentin muaf tutulması demek. Hem bu vergi muafiyetleri, hem deniz ticaretini kontrol etmesi, hem birazdan ilerleyen slaytlarda göreceğimiz üzere yaklaşık 3 asır boyunca devam eden granit mimar eleman ihracatı gibi kalemler Aleksandros'u çok zengin bir kent haline getiriyor. Kentin tarihi içerisinde önemli noktalardan bir tanesi de Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlığın en önemli ikinci figür olarak kabul edilen, ikinci kişisi olarak kabul edilen Aziz Paulus'un bilinen en temel üç seyahatinden ikisinde, ikinci ve üçüncü seyahatlerinde Aleksandria Thouars'la olan ilişkisinin varlığı.
Bunu birazdan özellikle İncil üzerinden okuyarak tekrar teyit etmiş olacağız. Pardon Erhan Hocam, araya girdim. Bir konuğumuz şey demiş, ses biraz az geliyor demiş. Acaba hocamız mikrofona biraz daha yakın olabilir mi demiş ama ben gerçi duyuyorum. Hani böyle bir yazı olduğu için en azından biraz daha bilmiyorum, belki mikrofon ayarları neyse, biraz daha ben yakın konuşmaya çalışayım. Kentin en parlak olduğu dönem aslında 2. yüzyılda başlayıp 4. yüzyıla kadar devam ediyor milattan sonra. Özellikle İmparator Hadrian dönemi, ki Anadolu için çok önemli bir imparator, bilindiği üzere Hadrian pek çok kentte çok ciddi yatırımlar yapmış. İmparatorluk kasasından yeri geldiğinde özel sponsorlar vasıtasıyla pek çok kentte bugün ayakta kalan ya da onarılarak ayağa kaldırmış olan yapıların İmparator Hadrian döneminin izini, tarihini taşıdığını biliyoruz. Aleksandros için de önemli İmparator Hadrian. Özellikle milattan sonra 123 ve sonrasında doğuya yaptığı sefer sırasında Anadolu'ya geldiğini ve bu gezi sırasında ziyaret ettiği kentlerde daha sonra imparatorun seyahati sonrasında önemli yapıların inşa edildiğini görmekteyiz. İmparator Hadrian'ın bu ziyareti ve kent olan özel ilgisi, özellikle kente bugün ayakta olan bir kısım itibariyle ciddi su yapılarının kazandırılmasına neden olmuş. Ki onlardan çok kısa bahsedeceğim çünkü çok uzun bir süremiz yok. Daha çok yeni bulgularımız, özellikle son dönem araştırmaların sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu parlak dönem 4. yüzyıla kadar devam ediyor. Özellikle Büyük Konstantin ya da Birinci Konstantin zamanında kentin bir başkentliğe aday olması, yani Roma İmparatorluğu'nun başkentliğe aday olması sürecinde isminin geçtiği ifade ediliyor kaynaklarda. Ancak bu süreci tabii ki bugün İstanbul olarak bildiğimiz Konstantinopol kazanıyor ve devasa bir Roma İmparatorluk başkenti, sonra malumunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda başkentliği yapıyor. Bu süreç sonrası aslında 3. yüzyılın ikinci yarısında karşılaştığı Got istilası, sonra kentin bu adaylıktan adaylık yarışını kaybetmesi, ayrıyeten limanın eski işlevini kaybetmesi gibi pek çok sebepten dolayı kent giderek o eski görkeminden uzaklaşıyor ve tamamen ortadan kalkmasa bile Hristiyanlık döneminde 4. 8. 9. 10. yüzyıla kadar kayıtlarda ismini bildiğimiz, bugün birkaç yapı kalıntısı nedeniyle Hristiyanlık döneminde de Küzikos'a bağlı bir piskoposluk merkezi olarak varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz bir kent haline dönüşüyor. Sonrasında ise özellikle son yıllarda yaptığımız araştırmalar bunu bize gösterdi. 13. 14. yüzyıla kadar kentte son sakinlerin yaşadığını tespit etmiş durumdayız. 14. yüzyıldan sonra ise kent artık büyük ölçüde terk edilmiş. Şimdi az önce söylediklerimi biraz hızlıca geçeceğiz. Burada Aleksandros nüfusunu oluşturan kentleri görüyorsunuz. Skepsis, Kebren, Neandriyeler ise Kolonay, Amaksitos. Bu kentlerin halkları zorla Aleksandros'a taşınıyor nüfusları. Bunlardan bir kısmı Kebrenliler, sonra dönüyorlar ama Aleksandros nüfusu Roma İmparatorluk döneminde, en parlak olduğu dönemde 100 bini aşıyor. Kayıtların bize verdiği bilgiye ya da yapılan hesaplamalara göre antik dönem için oldukça büyük bir nüfus, 100 bin. Evet, İmparator Augustus'un kente tanıdığı ayrıcalıklar. Aziz Paulus'un, Sempol'ün ikinci, üçüncü gezileri dedik. İkinci gezi sırasında özellikle Orta Anadolu üzerinden Troas'a ulaştı. Buradan Troas'ın antik limanını kullanarak Makedonya'ya geçtiğini biliyoruz. Bu anlatım İncil'de habercilerin, elçilerin işleri bölümü 16'da, 6 ve 8. bölümlerde karşımıza çıkıyor. Bu anlatımlarda Aziz Paulus'un Müzya'yı geçerek, ki sol tarafta Aziz Paulus'un bir takip ettiği rotaya ilişkin bir öneri var. Reyhan Körpe meslektaşımız tarafından bu yayınlandı. Muhtemelen bu rotayı takip ederek bazı Müzya'nın içinde ve Troas'ın doğusundaki bazı
küçük kentleri de takip ederek Neandriya'nın hemen kuzeyinden Aleksandroas'a ulaşmış olduğu tahmin ediliyor. Aleksandroas'a ulaştığında bu resimde de, mozaikte de gördüğümüz üzere liman kıyısında büyük olasılıkla uykuya daldığında Makedonyalı bir kişinin kendisini Makedonya'ya çağırdığını görür ve buradan gemiyle yola çıkarak Aziz Paulus önce Samotrake'ye, Semadirek Adası'na, ondan sonra da Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da ayak bastığı yerdeki ilk Hristiyanlık Kilisesi'nin kurulduğunu ve burada da yaklaşık olarak 26 ya da 28 Haziran gibi her yıl Aziz Paulus günü olarak kutlandığını biliyoruz. İkinci Aleksandroas'la ilgili kısmı, uzunca süre Yunanistan'da Hristiyanlığın anlatımlarını yapıyor Aziz Paulus ve burada anlatımlar, tanıtımlar yaptıktan sonra, vaazlar verdikten sonra Hristiyanlıkla ilgili daha 1. yüzyıldayız. Hristiyanlık 4. yüzyılda din olacak. Sonrasında zaten bu gezilerinden sonra, milattan sonra 63-67 arasında da Roma'ya götürüp idam ediliyor. Üçüncü seyahatinde aslında direkt deniz yoluyla Suriye'ye gitmeyi planlarken Suriye'deki karışıklıklardan haberdar olduğu için tekrar Aleksandroas'a gidiyor ve burada bir hafta kadar kalıyor Aziz Paulus. Bir hafta kadar kaldığı sırada tabii yine vaazlarına devam ediyor. Onu dinleyen gençlerden bir tanesi, iki ya da üç katlı yapılar olduğu tahmin ediliyor. Pencere kenarında dinlerken uykuya dalıyor ve düşüyor. Düştüğünde öldüğü sanılıyor ama Aziz Paulus kolları arasına aldığında canlanıyor tekrar. Bunun öyküsü de burada metinde okumayacağım size. Görüldüğü üzere İncil'de yer alıyor. Bu sol tarafta 16. yüzyılda bu sahneyi canlandıran İtalya'daki bir kiliseden alınma resmi görüyoruz. Roma İmparatorluk dönemi dedik ki özellikle Hadrian çok önemli. Kentin gelişme dönemi. Hadrian 124'te kenti ziyaret ediyor. 132'de Aleksandroas'a kente yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür ifadesi olarak kentin koruyucusu olarak onu ilan ediyorlar ve Atina'da Olimpiya yanında bir yazıt dikiyor Aleksandroas'a tarafından. 2006 yılında Odeon'un önünde yapılan kazılarda bulunmuş olan 3 mektubu içeren bir yazıt ki bugün Royal Müzesi'nde korunmakta. Aziz Paulus Hadrian'ın burada düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili talimatlarını, kime nasıl ödül verileceğini ve bu etkinliklerin programı ile ilgili çok önemli bilgileri bize veriyor. Sağ tarafta gördüğünüz ise özellikle Herodos Atticus, Hadrian'ın yakın bir dostu, Atinalı bir zengin, kente kazandırılmış olan işte Herodos Atticus hamamı, akvadük ve Nymphaion gibi önemli su yapılarının finansmanının bir kısmını sağlayan kişi. Çünkü 7 milyon drahmi civarında bir rakam söz konusu. Aleksandroas'tan Helenistik sonrası kent Roma kolonisine dönüştüğünde su ihtiyacı var. Artık kuyular çok çamur haline geliyor. Daha temiz su kaynaklarına ihtiyaç var, suya ihtiyaç var. Bu çerçevede imparatordan yardım bekliyorlar ama imparator tabii büyük bir maliyet. 500'e yakın Roma kentinin belki de bir yıllık vergileri kadar bir rakam. Bir kısmını kasadan karşılıyorlar ama bir kısmı da Herodos Atticus'un destekleriyle sağlanıyor ve bu yapılar hayata geçiriliyor. Burada bu mektubun çok kısaca size Türkçe özeti. Bunlarda ödüllerin ne şekilde verileceği, yarışmaların hangi kentlerde ne süreyle düzenleneceği ve çeşitli organizasyonlarla ilgili bilgiler var. Tabii Dionysos sanatçıdan hitaben diye başlar. Aleksandroas'ta kazısını yapmadığımız, belki de hiçbir zaman yapamayacağımız bir tiyatromuz var. Orta ölçekte, orta ölçeğin biraz üstünde yani 10 bin üzerinde belki de 10 ile 15 bin kişi kapasitesi olması gereken bir tiyatro. Dionysos sanatçıdan hitaben olması belki burada bir yerleşik tiyatro topluluğu olabileceği fikrini de düşündürüyor. Geç antik çağ Hristiyanlık dönemi tabii İmparator 1. Konstantin'le başlayan ve Kızıkos'taki piskoposluğa bağlanmasıyla devam eden bir süreç.
Ve son olarak da tabii bizim özellikle 13. 14. yüzyıllardaki çok zayıf ekonomik dönemin yaşandığı, bir çöküşün yaşandığı süreç. Tarihçiye bakıldığında 1520'lerde ilk kez bir reisin haritalandırmalarında aksanturasının yerinin olduğunu görüyoruz. Sonra 18. yüzyılda şövalye de kılarakla başlayan ve 1959'a kadar kupla devam eden araştırmalar var. Bunlar gerek kartografların çalışmaları, gerek seyahatların gözlemlerine dayanan notları, hatıratları. Ama modern dönem araştırmaları ise 93 yılında Bulga Hoca'nın da hocası olan, benim de hocam olan Profesör Doktor Coşkun Özgüner'le başlayan. Sonra Hazine Minor Enstitüsü'nün yüzey araştırmalarıyla devam eden 2000-2007 yıllarında Profesör Hans Migars'ın, 2008-2010 yıllarında Profesör Elmar Schwertheim'ın, ikisinin de toprağı bol olsun, çok değerli katkılarıyla, çalışmalarıyla ve ekipleriyle yaptığı çalışmalar var. 2022 yılı, 2011'de başladığımız çalışmalar toplamda Profesör Migars'la başlayıp bizimle devam eden 25. yılı tamamladı. Daha bu ölçekteki bir kent için henüz emekleme dönemi ama yine de oldukça önemli verilere ulaştığımızı söyleyebilirim. İşte 1520'lerde Bolca'nın hemen karşısında yer alan Aleksanturası'nın bulunduğu bölge. 1735'te o dönemdeki kartograflar olsa olsa bu kalıntıların bulunduğu yer Troya olabilir diye düşünüyorlar. Daha Troya henüz keşfedilmiş değil. Bocage 1805'te Sigea diye bahsediyor. Neden Sigea? Onu da biraz sonra anlatacağım size. Çok enteresan. Aksanturası olarak değil, Sigea olarak burayı tanımlamış. Skulp 1842'de iki ikiz kardeş ve 44'te kartograflar, bunlar Avrupalı, Aleksanturası'nın yerini tespit ediyorlar. 1724-1727'de şövalye de kılarak bu bölgeye geliyor, gözlemlerini aktarıyor ve bir kent planı çıkıyor ki bugün aslında forum haricinde antik kentteki yapıların hemen hemen yerlerini büyük ölçüde doğru tespit etmiş durumda. Bu açıdan modern haritalarımızda antik dönem ve bu geç dönem seyahatlerin yaptığı haritalar, ki Gauffier'inki de öyle 1776, birbiriyle örtüşüyor. Bugün sahip olduğumuz kalıntılar dikkate alındığında yaklaşık 11-12 tane temel kalıntı takip edilebiliyor. Tabii ki aralarda çok küçük izleri olan yapılar var. Bunlar bu noktasal çalışmaya henüz girmedi. Onları da peyderpey işliyoruz. Daha kapsamlı bir çalışmada onlar da sunulacak. Geldik kentin büyüklüğüyle ilgili kıyaslamalara. Burada sizlerin de pek çoğunuzun bildiği, belki gezdiği, sadece sur içi sistemleri, yani kentlerin ana çekirdek kısımlarını dikkate aldığımızda, çevresini aldığımızda bazı kentler tabii Aleksanturası'ndan çok daha büyük olabilir ama kentin ana çekirdeğini aldığımızda burada gördüğünüz rakamlar karşımıza çıkıyor. Bu da bu kentin oldukça büyük bir Roma yerleşimi olduğunu bize göstermekte. Şimdi çok kısaca kuruluş döneminde bizden önceki meslektaşların yaptığı çalışmaya ilaveten bizim yaptıklarımızla işbirim içerisinde size aktarmaya çalışacağım. Henüz topografik haritamız tamamlanmadığı için buraya koyamadım ama bu yıl inşallah onu da tamamlamış olacağız. Burada kentin özellikle kuruluş dönemi öncesi, yani Helenistik döneme tarihlendirilen neler var diye düşündüğümüzde şurada az önce dedim, kırmızı okun olduğu yer antik limanın üstündeki bir tepe. Le Bocage 1805'te buraya Sigea olarak işaretlenmiş. Sigea ismini sadece Strabo'da görebilir. Strabo, Geografya isimli kitabında Aleksandria'nın üzerinde bulunduğu yer, vaktiyle üzerinde bulunduğu yer Sigea olarak adlandırılırdı. Sigea, Aleksandras'tan önce bir Helenistik öncesi yerleşim miydi? Buna dair izler var mıydı? Bugün elimizde çok net veriler yok. Ancak bu limanın üstünde, üzerinde ilkokul binasının, bir dönem ilkokul binası olarak kullanılmış olan binanın bulunduğu, bugünlerde projesini hazırlayıp gerçi karşılama merkezi olarak tasarladığımız binanın bulunduğu yer, köyün bir kısmında oturduğu tepe,
belki arka ekleneme kadar gelecek izler taşıyabilir. Bu anlamda derinlemesi araştırmalar yapacağız. Evet, bu alandan söz ediyorum. Bu bir yükselti. Bu yükselti aşağı yukarı bu beyaz çizgilerin arasındaki bölgeyi kapsıyor. Şu anda bölgenin üzerinde bu denize yakın bölgedeki o bahsettiğim karşılama merkezi ve kullanacağımız binanın çevresinde orada 1997'li yıllarda şimdi bizi takip edenlerden birisi olan meslektaş Frank Diller. Frank orada kazı yapmıştı, onu hatırlıyorum. 3. 5. yüzyıllara milattan sonra ve biraz daha sonra seferlendiğinden yapı izleri ortaya çıkmıştı. Büyük ihtimalle burada bir geç dönem akropoli gibi düşünebiliriz ama daha erkeni olabilir. Bu yönde de araştırmalarımızı derinleştireceğiz. Sonra geldik Helenistik neden. Helenistik'ten elimizde ne var? Kent surları var, yuvarlak kapı var, 2000'lerde kazılan. Tiyatro Helenistik orijinal ama Roma'da tadilat geçirmiş olmalı, yamaca yaslanıyor. Ama kazı yapmadığımız için görünen parçalardan bunu söylüyoruz. Sonra yine 2000'lerde kazılan dol yapına, tapınağının temeli var. Asıl bizim özellikle 2011 sonrasında yoğunlaştığımız Helenistik çarşı yapımıza. Tabii tiyatro ve dorik tapınak üç farklı okla gösteriyorum. Sarı ok, maldelik dediğimiz bir Roma tapınağı altyapısı muhtemel. Hemen tiyatro siyahla, kırmızı okla gösterdiğimiz sol taraftaki dorik tapınak. Bu şema, yani bu plan şeması çok enteresan biçimde hem Aygay'daki hem Pergamon'daki şemaya çok uyuyor. Altta Pergamon'daki şema da öyle. Dionysos Tapınağı tiyatrosu çok dik bir tiyatrodur. Anadolu'nun en dik yamaç tiyatrolarından birisidir. Arkasında da Athena Tapınağı vardır. Hemen Aydal'daki dizilimin de aynı olduğunu görüyoruz. Bu açıdan enteresan bir plan tipi söz konusu Alexander Kuras'ta. Evet, burada gene aynı sistemin olduğunu görmekteyiz. Tabii bazı alanlar hazine mülkiyetin olmadığı için bu yıllarda kazı yapamıyoruz. Hem teknik imkanların yeterli gelmemesi hem de bu mülkiyet problemi nedeniyle ama bizim dönemimize yetişir yetişmez bilemem. Ama görünen o ki 1, 2 ve 3 olarak adlandırılan tiyatronun önündeki özellikle teras ileride bir gün kazılabilirse Alexandros'ta herhalde Bergama'da Dionysos Tapınağı'nın önündeki terasa benzer bir terasla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Doğu kapısı ya da Neandria kapısı. Doğu sur sistemi içerisinde yuvarlak avlulu bir kapı. 2000'li yıllarda gene Alman bir meslektaşımız tarafından kazısı yapılan bir yapı. Tamamen bitmiş diyemeyiz. Henüz açılacak bölümleri var ama yapının, bu kapının temel bölümleri anlaşılabilir durumda. Biz burada önümüzdeki süreçte hem bazı temizlik kazıları hem de bazı düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Bir yönde de çalışmalarımız var. Belki birkaç yıl sonra yine bir araya gelirsek bunlardan bahsetme şansımız olacak. Burada gördüğünüz üzere fotoğraflarda günümüzdeki halini görmekteyiz. Bu yuvarlak planlı yapı belki de antik kentte Helenistik dönem içerisinde en erken tarihlendirebileceğimiz yapı. Yaklaşık olarak M.Ö. 300 yılları civarına tarihlendiriliyor. Benzerleri var, Roma dönemi örnekleri var. Benzerleri nedir? Arkadya'da, Yunanistan'da, Mesene'de Arkadya kapısı olarak adlandırılan kapı, yuvarlak planlı bir kapı. Yine Silyon'da, Akdeniz'de, Antalya'daki Silyon'daki kapının yine yuvarlak planlı olduğunu görüyoruz. Bir Roma dönemi örneği Perge'deki kapı içindeki nişli bölümleriyle belki bu yuvarlak planlı, yuvarlak avlulu kapı tipolojisinin bir Roma örneği olarak karşımıza çıkmakta. Tabii bizden önce bir sezon ya da iki sezon çalışılmış ama özellikle 2013 yılıyla birlikte sistematik olarak hem kuzey hem güneyinde araştırmaları yoğunlaştırdığımız Helenistik çarşı yapısı, Helenistik stoa ve onun içerisindeki kripta portikus dediğimiz yapı. Burada 2008-2009 yıllarında sol taraftaki fotoğrafta Amerikalı bir meslektaş çalışmaya başlamıştı. 2009 son sezon olunca Münster ekibinin 2010'da çalışılmadı. 2013'ten itibaren buradaki çalışmaları derinleştirdik.
yaklaşık 5 yıl içerideki dolgunun sistematik olarak temizlenmesi sürdü. Şimdi hızlıca ben o aşamaları size gösteriyorum. Ve bu arada temele yakın bir bölümde M.Ö. 150 yıllarına yaklaşık tarihlendirebileceğimiz bir Leginos parçası bize yapının 2. yüzyıl ortası belki biraz daha öncesine ait olabileceğini gösterdi. Ve 2017 yılında iç kısmı büyük ölçüde tamamlandıktan sonra temizliği bu hale ulaştı. Henüz dükkanları açabilmiş değiliz güney tarafta. Kuzey tarafta bunu yapmaya başladık. 2018 yılında da bu yapının derinindeki Spa'nın ve tabii ki Fırta Portus'un güneye doğru yükselen bir ana kayaya oturduğu görünmekte. Bu ana kayaya kadar temizlendiğimizde ana kayaya oyulmuş su iletim sistemi ki bu aşağı yukarı dükkanların altına kadar devam ediyor. Ve Cryptoporticus dediğimiz doğanın içerisinde oturtulmuş olan bir Roma yapısı. Hemen onun önüne de aslında alt tarafta görüyorsunuz bir geçiş kapı kısmı var. Bu kapı kısmını da kapatacak olan apsisli bir yapı var. Bu apsisli yapı da 2008'li yıllarda gene Alman meslektaşım Frank tarafından bir kısım itibariyle araştırılmıştı. Belki kentin özellikle erken Hristiyanlık dönemi biraz daha sonrasında bilgi verebilecek. Şimdilik ellemediğimiz ama yakın bir gelecekte araştıracağımız bir yapı. 2018 yılındaki durumu görüyorsunuz. Tabii bu dolgu temizlenene kadar yaklaşık milattan sonra 2. yüzyıldan milattan sonra 7-8. yüzyıla kadar Roma seramiği özellikle de günlük kullanıma dair mutfak kapları, yeme içme kapları ile ilgili çok malzeme geldi. Yaklaşık her sezonda 50 ila 70 kasa arasında seramik topladı. 5-5,5 metrelik bir dolguyu temizlememiz zaman aldı ama çok da önemli veriler bize verdi. Birazdan onları da paylaşacağım sizinle. Evet, 2019 yılında Helenistik çarşı yapısının güney bölümünün ve Helenistik stoğanın iç bölümünün son görüntüsü bu. Cryptoporticus büyük olasılıkla 2. yüzyıl ve sonrasında milattan sonra bu yapının içerisine yerleştirilmiş. Çünkü Helenistik de Odeon'dan başlayıp çarşı yapısına kadar muhtemelen bir eğim söz konusuyken arazide Roma kolonisi olduğu dönemde bu bir plato haline getirilmiş, tapınak yerleştirilmiş. Bizim evvelki yıl bulduğumuz altar yerleştirilmiş. Burası bir düzlük haline getirilmiş. Bu süreçte de yukarıdan aşağı geçişi sağlayan, dükkanlara arkadan geçiş sağlayan kapılar, dükkanlardan kriptoportkusu sağlayan, geçiş sağlayan kapılar gibi çeşitli eklemelerin olduğunu görmekteyiz. Tabii sadece seramik malzeme değil bu alan içerisinden çıkan 2423 adet farklı hayvan türlerine ait kemik buluntulara rastladık. Antropolog meslektaşlarımız, ekibimizdekiler bunları incelediler ve bunların sınıflamasını yaptılar. Gördüğünüz gibi büyük ağırlığı evcilleştirilmiş olan koyun keçi gibi hayvanlardan başlayıp ata kadar olan farklı besin amacıyla kullanmış olan hayvanlar oluşturuyor. Sonrasında yabani hayvanlar var, deniz canlıları var. Bütün bunlar burada aslında yeme içmeye ilişkin kapların da teyit ettiği gibi belki belirli bir dönemden sonra bu alanın bir adeta lokanta gibi kullanılmış olabileceğini düşündürecek bir durumu, bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu sefer özellikle 2020 yılından itibaren öteki tarafta bir kuzey bitimini bulalım. Nerede bitiyor, caddeyle nerede kesişiyor tahmin olarak bilebiliyorsunuz ama bunu arkeolojik olarak ortaya koymak gerekiyor. Okucunun gösterdiği noktada 2020 yılında çünkü görüyorsunuz sol tarafta bir cadde var. Doğubatı doğrultulu devam eden Dökümanus'umuz var. O caddeyle birleştiği noktayı araştırmaya karar verdik. Ve bunun sonucunda özellikle burada bizim 2018'de yaptığımız bir çalışmada şurada kırmızı halka içerisinde olan yer, bu yayınlanmış olan bir çalışmada, bir Alman meslektaşla yaptığımız çalışmada tam şu noktayı
işaret ediyor bu kazılmış alan. Gördüğünüz kapılardan sağ üst köşedeki kapı cadde tonozlarına geçişi sağlaması muhtemel bir kapı. Arka kısmını da kazacağız. Bu yıl ya da gelecektir. Bakacağız. Bu yıl malumunuz zor süreçlerden geçiyoruz. Eğer imkan olursa bunun arkasını açacağız. Gerçekten Kriptoportikus'tan başlayıp cadde tonozlarına kadar olan bir alanın geçişini ortaya koymuş olacağız. Sol alt köşedeki ise üzerinde çok ağır tonoz parçalarının bulunduğu bir geçiş. Bu da Kriptoportikus'un doğu duvarından bu tonozlu galerinin içine geçiş sağlayan kapı. Bu kapının hatta menteşeleri bile bir ahşap bir kapı olmalıydı. Taşların üzerinde yer alıyor. 2020 yılında ortaya çıkardığımız bir bölüm. 2022'de hemen onun üst kodunda bir alanı kazdık, tamamlayamadık. Sonuna denk gelmişti sezonun. Bu yıl tabana kadar bunu kazacağız. Bir kapı daha çıktı. Aslında beklenmedik bir durum değildi. Sağ taraftaki çizim 1726 yılında Şövalye de Clark'ın bu galeriyle ilgili, Kriptoportikus'la ilgili yaptığı çizim. Kriptoportikus büyük olasılıkla burada bazı kapılarını görüyordu Şövalye de Clark. Biz onlardan bir kısmı aradan geçen 300 yıla yakın bir sürede kapanmış olmalı. Toprak kaymaları belki bu alandaki tarımsal aktiviteler nedeniyle. Şimdi bu alanı 2023 yılında kazdığımızda eğer öndeki tonozları da kaldırabilirsek belki onun bu çizdiği eskiz planla hangi alanlarda örtüşüyoruz ve bu planın neresindeyiz onu tespit edebilme şansımız mümkün olacak. Roma kolonisi olduğu süreç ve Erken İmparatorluk dönemi kentin artık en parlak döneminin başlangıcı. Burada üç noktada biz çalışmaları yürüttük. Büyük ölçüde bizden önce kazısı yapılmış olan podyumlu tapınak sadece bir temizlik kazısı yapıp koruma önlemi olarak etrafında bir hendek oluşturacak şekilde bir temizlik kazısı yapıp koruma altına aldık. 2020 yılında ortadaki okum gösterdiği 2021 yıllarında muhtemelen altarı tespit ettik. Geçtiğimiz yılda sağ taraftaki okla gözüken aşağı göre kısmında çalışmalar yaptık. Şimdi aşağı göre kısmından başlayalım en sağdaki oktan. 2022 yılında daha önce 2000'li yılların ortasını alman meslektaşların kısmen plana yönelik olarak yaptığı çalışmaları tespit ettiği alanları genişleterek birleştirdik. Bunun neticesinde sağ üst köşede gördüğünüz taban tamamen ortaya çıktı ama bu tabanın üzerinde daha önce tespit edilmemiş olan iki tane atık su kanalına ilişkin havalandırma bacası var. Bunlardan büyük olan yaklaşık yürüme zeminden 6-6,5 metre aşağıya kadar iniyor. Ve farklı yönlere gidiyor. Bir tonoz sistemi içerisinde üstünde oluşturulduğunu görüyoruz. Ama içerisine inemedik. Sadece kamera salarak biraz görüntü almaya çalıştık. Eğer bu yıl başarabilirsek bir profesyonel, belki bir afatçı, belki bir itfaiyeci yardımıyla aşağı ineceğiz. Çok çok ciddi bir altyapı sistemi var Alexandros'ta. Daha önce forum platosunda ya da caddenin kenarında bulduğumuz atık su amacıyla kullanılan su sisteminin bir parçasını bulmuş olduk. Sağ taraftaki küçük olan ise daha sığ, yaklaşık 1,5 metreden biraz daha derin ve belirli bir noktada sonlanıyor. Yukarıdan jeofizik araştırma yaptık ama pek bir veri vermedi bize. Onun için en sağlıklısı bir uzmanın bu kanalların içerisine girip gerekli fotoğraflamayı yapabilmesi. Sol alt köşede de 2022 yılının sonunda ulaştığımız nokta. Tabii küçük atık su kanalının içerisinden ve diğerinden çıkanlar bu yapıların milattan sonra 3, 4 ve sonrasında belki yapılmış olduğunu gösterecek. Şimdi tapınakla ilgili yaptığımız çalışmalara gelince kazısı büyük ölçüde yapılmıştı ama biz bununla ilgili modern teknoloji kullanarak yani dijital
arkeolojiyi de kullanan, dijital teknoloji kullanarak nasıl bir çalışma yapabiliriz, bunu nasıl bir sunum haline getirebiliriz üzerinde yoğunlaştık. Belgeleme yapıldıktan sonra özellikle dijital arttırılmış gerçeklik olarak adlandırılan teknoloji kullanılarak bir mimar arkadaşımızın master tezi oldu. Bugünlerde de şimdi o mimari ekipteki arkadaşlarımızla, işte Hakan Hoca, Mertem Hoca, Hülki Hoca ve şimdi mimar arkadaşımız Merve ile birlikte bir BAP projesi kapsamında bu çalışma derinleştiriliyor. Buna istinaden bu çalışmada öneriler geldi. Farklı tipolojiler olabilir diye. Ve bir öneri mahiyetinde çalışma yapıldı. Yani ayağa kaldırılması durumunda yaklaşık olarak nasıl görünebileceği ile ilgili. Tabii biz şu anda bunu birebir tamamen yapı üzerinden ölçü alarak parçaları tekrar elden geçirerek daha sağlıklı bir altyapı oluşturarak yeniden düzenleyeceğiz. Bu sadece fikir vermesi amacıyla hazırlanmış olan bir taslak. Yani buradaki tüm detayların birebir arkeolojik verilerle örtüştüğünü iddia etmiyoruz. Daha sağlıklı teyit edilmiş verilerle oluşturulduğunda o sonuçta paylaşılacaktır. Ama yaklaşık olarak böyle bir görünüme sahip olmalıdır diye düşünebiliriz. Tabii jeofizik çalışmaları, özellikle son 3 yıldır jeofizik çalışmaları da yapıyoruz. Georadar çalışmaları kazmadığımız bölümlerde işte geç dönem, geç antik dönem çevre duvarı, bazı kalıntılar, özellikle de Altar'ın yeri gibi. Mesela Altar'ın yeri 2000'lerin başında Alman meslektaşlar aramışlardı bu bölgeyi aslında. Ama biz çalışmaya başladığımızda bu bölgede çok ciddi bir seramik yığını vardı. Yani kazıdan çıkan seramik bu bölgede toplanmıştı. Belki o yüzden tam ölçülmemiş de olabilir. Ya da o günkü teknoloji belki bunu sağlıklı vermemiş olabilir. Ama biz yapınca 2020 yılında Çanakkale 18 Mart'tan Çağlar Hoca ve Yunus Hoca ile birlikte 6'ya 4'lük bir anomali ortaya çıktı. 6'ya 4'lük bir bu iz 2020'de araştırılınca, böyle kontrol sondajları yapılınca bir yapı olduğu görüldü. Ve 2021'de de tamamen kazdığımızda 6,5 metre derinliğe kadar giden, tam Anakaya'ya kadar kazamadık ama tapınaktan bildiğimiz bunun 8 metreye kadar inmiş olması, 6'ya 4'lük bir yüksek ihtimalle bir altarla karşı karşıya olduğumuzu gösterdi ki bu durum tapınağın mimarisiyle de benzer özellikler olması nedeniyle ve burada çıkan bu buluntular, çok az buluntular, mermer parçalar yok denecek kadar az. Maalesef tapınakla birlikte kentin pek çok kısmındaki durumla aynı. Üst yapı elemanları, kaplamaları, her şey sökülüp götürülmüş. Altar da aynı şeyi nasıl bina almış. Ama şu mesela sağ alt köşedeki kutsal köylü olarak adlandırılan bu Helenistik Roma döneminde kült alanlarında karşılaştığımız terakotalar, sonra Helenistik seramik parçaları, işte yüzük taşları, Helenistik ve Roma döneminde ki bu alan durumu ile ilgili bize veriyor. Geldik iki tane önemli yapı. Bunlar bize yakın tarafta köşeli olan podyumlu salon dediğimiz yapı. 2011 yılı öncesinde kazılmıştı. 2018'de yayını yapıldı. Sol taraftaki yuvarlak gibi görünen ama 12 köşesi olan poligonal yapıda 2011-2012 yıllarında nihai olarak kazıldı. Bu iki yapıdan podyumlu salon bugün Arkeoloji Müzesi'nde Çanakkale'de eserleri korunan 11-13, 143 metrekarelik arkasına podyumu bulunan bir yapı. Batı cephesi, denize bakan tarafı Bizans, geç antik, geç Roma sonrası büyük olasılıkla kapatılmış ve sol taraftan da bir geçiş sağlanmış. Herhalde bu Got istilası sonrası 4. kentin sosyoekonomik durumdaki değişimler ve sonrasında artık tamamen farklılaşması, kentteki yaşamın ve mimari karakteri bu yapıda da kendisini gösteriyor. Bu yapı
burada çalışan meslektaşların yaptığı değerlendirme bir kurya, bir halk, bir meclis binası olduğu ve bazı kıyaslamalar yapıldığına mesela Julia Curia, İtalya'da Roma'daki örneğin en önemli, en ünlü, en büyük temsilcisi. Belki böyle bizim bu yapımızda da kuzey ve güney duvarlarında yer alması muhtemel ahşap banklar, oturma sıraları vardı. Ama Ostia'da, Kosa'da, Erdoğan'da ve en önemlisi de bizimkiyle çok benzeşen Cezayir'de Timgat'taki Roma forum içerisindeki Timgat plan düzeyinde muhteşem korunmuş bir Roma yerleşimi. Oradaki de çok enteresan 11-13 aynı ölçülerde olduğunu görüyoruz. Bu da bu yapının bir kurya olması, hem pozisyonu bulunduğu yer itibariyle forumun doğusunda önemli yapılar topluluğu içerisinde hem de diğer forum örnekleriyle kıyaslandığında mantıksal olarak ve ele geçen buluntular bunu bize söylüyor. Tabii Roma İmparatorluk döneminde biz kurya olarak adlandırılan yapı milattan sonra 1. yüzyıl Julius Claudius'lar dönemi, özellikle Opus Reticulatum duvar tekniğinin, bu baklava dizisini hatırlatır duvar tekniğinin Anadolu'daki nadir örneklerinden birisi Alexandros'ta. Arkasında 12 köşeli yapımız, hemen poligonal yapı dediğimiz yapı, 2012 yılındaki son kazısından sonraki hali bu. 2018'de de yayınlandı. Kuzey taraftan ana giriş olan, doğu ve batı yönlerinde de girişleri olan ve güney tarafta da ana neşi olan bir yapı. Bu yapı 2013 yılında büyük ölçüde temizlenip onarımları, sağlamlaştırmaları başladı. Sonra koruma altına aldık. Ama bu yıl yeniden elden geçirip bir proje üreteceğiz. Amacımız yapıyı bir şekilde kapatmak ve bir sergileme alanı haline getirmek. Gördüğünüz gibi merkezde 12 köşeli bir blok var ve tam ortasındaki boşluk alttaki kanalizasyon atık su sistemine bağlanıyor. Köşelerde yine plinteler, onun üzerinde elimizde olmayan kaydırlar, gene elimizde olmayan sütunlar yer almalı. Yani duvarlar boyunca mimar elemanlar var. 2009-2012 yılları arasında mevcut haliyle, kazıda bulunmuş halleriyle üst yapı elemanları yaklaşık %20-25'lik bir kısmı üst yapının elimizde. Ondan yola çıkılarak bir rekonstrüksiyon önerisi ve bir gene yapının nasıl olduğuyla ilgili bir öneri. Tabii bu öneri direkt akla yine bir Hadrian yapısı bu. Mimari bezemeleri üzerine tarihlendirme bize onu veriyor. Milattan sonra 135. Akla gene milattan sonra 123 Roma'daki bugün dünyanın en büyük Katolik liselerinden birisi olarak kabul edilen Pantheon'u getiriyor. Pantheon'un plan tipi yuvarlak, bizimki köşeli ama pek çok özelliği örtüşüyor. Bu açıdan bu yapı gerçekten ki Hadrian döneminde yuvarlak plan tipleri çok sevilerek kullanılmıştır. Kendi kategorisinde ender yapı örneklerinden bir tanesi. Tabii duvar dibinde yükselen mimari elemanlar poligonal yapı için de geçerli. Merkezi niş bugün İtalya'da Pantheon'a ana kapıdan girdiğinizde karşıda yer alan nişin içerisinde gene bir heykel, Roma çağında da muhtemelen baş tanrının heykeli vardı. Belki bizimki de öyle bir nişti. Roma çağında bir içerisine tekrar bir ikinci sıra dizilerek nişin biraz daha daraltılmış olduğunu, belki Hristiyanlık döneminde bir dini yapı olarak da kullanmış olduğunu düşünebiliriz. Batı ve Doğu girişleri kapatıldıktan sonra. Ama elimizde maalesef çok az mermer yonga dışında işe geçmedi. Evet, yapıyor işte mimari elemanlar. Bu yıllar taşeneroslarının bulunduğu aşağılar, mezon blokları, başlıklar. Bunlar bize milattan sonra 135 yılını veriyor. Doğu ve Batı yönünden girişler, ana giriş kuzey yönünden. Jürgen tarafından ortaya konulan birkaç farklı aşaması var. Ve bu yuvarlak plan tipi tabii Pantheon'u sol alt köşede görüyorsunuz. Asklepion'daki tapınağı görüyorsunuz. Yine aynı yuvarlak ancak bunların hepsi.
Geldik, bu yapı ne olabilir? Jürgen'in önerileri bir makyajım olabilir mi diye önerdi. Fakat bunun hem bulunduğu konum itibariyle denizden uzak bir nokta. Yaklaşık denize buranın uzaklığı 2 kilometre, 1,5-2 kilometre kadar. Hem de böylesine içinde kutsal yapıların bulunduğu, dini yapıların bulunduğu bir alanda et ve balık pazarının çok da mantıklı olmadığı düşünüldü. Dolayısıyla bu seçenekten vazgeçildi. Ama bir dini bir yapı olma ihtimali her zaman mevcut. Çeşitli seçenekler içerisinde 4. yüzyılda Delphi'de Kolos Tapınak'la başlayan M.S. 2. yüzyılda Side'de Fortuna Tapınağı'yla devam eden bir yapı tipi aslında, plan tipi, yuvarlak planlı olanlar. Tabii Helenistik'te İskenderiye'nin meşhur fenerinin üstündeki yuvarlak planlı yapıyı da belki düşünmek lazım erken bir örnek olarak. Yeni Atina'daki Rüzgar Kulesi'ni de düşünmek lazım ki Rüzgar Kulesi'nin merkezindeki sol üst ve sağ üst köşedeki zemindeki mermer bloklar ve merkezinde yer alan bu yuva bizim ister istemez 12 köşeli merkezdeki bu bloğu ve altındaki kanalizasyon sistemini düşündürüyor. Yapı ne olabilir? Yapı suyla ilintili bir yapı olabilir çünkü ciddi bir kanal sistemi de dışarı atılıyor. Okulus olması muhtemel tepesindeki açıklık nedeniyle bir belki gökyüzüyle ilgili bir şey olabilir. Ama benim düşüncem, üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Doğu ve batı girişlerinin olması nedeniyle çok önemli bir geçiş yapısı. Eğer bunlar olmasaydı belki Pantheon gibi başlangıçta her bir 12 tanrıya adanmış bir belki dini yapı olarak düşünecektik ama Doğu ve batı yönlerinde forma bağlantıyı sağlayan kapıların olması bu ihtimali biraz uzaklaştırır. Fakat yayın yapılmış olmasına karşın yeniden yapı devleti proje hazırlanma aşamasında seçenekleri de gözden geçireceğiz. Geç Roma dönemi ve sonrası kentin belki en önemli bu kadar büyümesine sebep olan şey limanı. Bu kırmızı noktalı alanlar kentte Aleksandros'la birlikte Troas bölgesindeki önemli limanları gösteriyor. Parion, Lampsakos, Troy, Aleksandros, Assos ve hemen Müzya'nın içerisinde yer alan Antandros limanları. Bunlar içerisinde Aleksandros ön plana çıkana kadar Parion'un, Lampsakos'un özellikle Troy'nin ön planda olduğunu biliyoruz. Helenistik'te Venedos'un limanları faaliyette. Fakat Roma dönemiyle birlikte Aleksandros önemli bir konuma geliyor. Bugün popüler medyada son yıllarda Kalpli Göl, Pembe Göl olarak tanınan böyle bir popülaritesi oldu. Birkaç deneç verdik. Antik kentten daha ön plana çıktı bizim iç liman bölgesi. İçinde hapsolmuş bir su var. Yaklaşık 1000 yıldır içinde hapsolmuş olan bu su kendi içerisinde bir mikroorganizmaları içeren bir yaşam oluşturmuş, bir ortam oluşturmuş. Hatta bu yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden biyolog hocalar, bizim mimar hocalarımız, turizm gözcüler ve arkeologlar olarak bir TÜFTAK projesi hazırlandı. Bu mikroorganizmalar incelenecek, içlerinde nadir türlerin olma ihtimali de var. Bunlar Ekim ayı ve Mart ayı gibi suya böyle kiremit rengine, bazen çok yukarıdan drone'la fotoğraf çektiğimiz hafif pembeye çalan bir renk veriyorlar. Enteresan ama bu enteresanlık tabii biyolojik anlamda, arkeolojik anlamda burası iç liman bölgesi. Bu iç liman bölgesi Aziz Paulus'un işte Yunanistan'a seyahat ettiği, Yunanistan'dan döndüğü yer. Ama bizim için önemli bir ihracat noktası. Bu ihracat noktası da Marmara Prudence olarak adlandırılan arkamızdaki Çığırı Dağı'nın merkezinde yer aldı. 100 kilometre karelik bir alanda bugün hala 3 tane modern işletmenin üretime devam ettiği granit, Truas graniti ya da Çığırı graniti. Bir literatüre bakın aşağıdaki liste bütün dünyadaki önemli mermer ve granitlerle ilgili bir katalog. Antik dönem olanlar da var içlerinde. Bu Çığırı'da bunlar içerisinde
aslında pek çok yerde karşılaşabileceğimiz Anadolu'da genelde açık gri zemin üzerine siyah, kahverengi ya da pembemsi minerallerin serpiştirilmiş olduğu, yani yapısı böyle. Çok kaliteli bir granit. Bu pembe renkli bölge sağ taraftaki bu granitin yayılım bölgesi. 100 kilometre karelik alan. Sol tarafta Anadolu'da MT Marmor Tradense MM Marmor Müze, yani bugünkü Bergama Kozak'taki granit yatakları. Her ikisi de İmparator Nero zamanında imparatorluk taş ocakları. Tabii bu noktada işin uzmanı Turgu Hoca çok daha fazlasını biliyor. Kendisinin çok kapsamlı bir doktora çalışması olduğu Anadolu'da bu tip yataklarla ilgili. Ama bu harita bütün Akdeniz çevresindeki granit ve mermer yatakları Roma döneminde işletilen. Peki bu granitin önemi neydi? Bu granitin 1.82 metre çap, yaklaşık 12 metre uzunluk, 50-55 ton ağırlığında yekpare granit sütunların üretildiğini biliyoruz. Bugün Neandriye çevresinde iki tanesi bu bahsettiğim ölçülerde, 6 tanesi de daha küçük ölçülerde olmak üzere toplam 9 tane antik ocak. Koçali ya da bugünkü adıyla Yahya Çavuş ocağı, Akçakeçili ocağı. Bu ocaklardan üretilen ağırlığı 50-55 ton yekpare sütun antik limana getiriliyordu Aleksandros'a ve buradan Akdeniz'in en batısında İspanya'ya, Kuzey Afrika'daki Roma kentleri, Fransa'ya, İtalya'ya bugün isimleriyle, Yunanistan'a, Rıbrıs'a, Doğu Akdeniz'deki Lübnan, Suriye, İsrail'e ve Anadolu'nun batı kıyılarındaki kentlere, Roma kentlerine ihraç edilmekteydi. Yaklaşık bu konuda çalışan birkaç İtalyan isim var. Bunlardan biri Lazzarini. Lazzarini'nin uzunca süre Marmara Trodense üzerine yaptığı çalışmalar 50'ye yakın noktada birinci kullanımı olduğunu gösteriyor. Bu kentlere herhalde büyük boyutlu tapınakların inşası için gerekli olan bir malzemeydi ki milattan sonra 2. yüzyılda özellikle İmparator Hadrian döneminde hem bu türden granitler hem de renkli sütunlar çok popüler olmuştu. Yani mermerin yanı sıra biz bu granit sütunların çok kullanılmış olduğunu, renkli sütunların kullanılmış olduğunu görüyoruz. Sonra ne oldu? Tabii 4. yüzyılda din değişti. Artık paganlık yavaş yavaş yerini Hristiyanlığa bırakmaya başladı. Dolayısıyla tapınakların yapımı durdu. Belki bazı siparişler yerinde kaldı. O yüzden ocaklarda bugün Çanakkale'deki iki büyük antik ocakta sayısı 16-17 yılan devasa sütunları bulabiliyoruz. Tapınaklardan Hristiyan'ın dini yapılarına bir transfer başladı. Ama işte Baalbek'te, Lübnan'daki tapınaklar hala gördüğünüz üzere üstün Marmara Kredense. Ravenna'da mesela San Vital Kilisesi'ndeki sütunlar, işte Venedik'te San Marco Meydanı'nda üzerinde kanatlı aslanların bulunduğu granit sütunlar. Ya da Roma'daki bu 8. 9. yüzyıla ait bazilikadaki granit sütunlar ve nihayetinde 16. yüzyıl ki 16. yüzyılda özellikle Pir Reis bundan çok bahseder. Büyük dini yapıların yapıldığı bir süreç. Sultan Süleyman dönemi Osmanlı'nın en yüksek olduğu dönem uygarlık olarak, ekonomik olarak, askeri ve siyasi güç olarak ve İstanbul'da büyük boyutlu dini yapılar, camiler yapılıyor ve bu yapılara çok malzeme Aleksandros'tan ve Küzükos'tan çekiliyor. Dolayısıyla Bir Reis hatıratında Aleksandros'un bulunduğu yere eski İstanbul'u kadını vermiştir. İşte bunlardan bir tanesi Piyale Mehmet Paşa caminin kubbesinin altındaki granit sütunda Marmara Tradense büyük olasılıkla Aleksandros'tan gitmiş bulundur. Şimdi geç dönem, geç dönemde değişimler başlıyor. 5. yüzyıl itibariyle forumun içerisindeki değişimlerden görüyoruz. Bu kazılarımızda özellikle Roma'nın 2. yüzyılına ve hatta 3. yüzyılına eklemlenmiş çok daha derme çatma bir karaktere sahip mimari alanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu alanlardan bir tanesi Doğu Portiko ile Güney Portiko'nun kesiştiği köşe. Daha önce daha önce Alman meslektaşlarımızın kısmen araştırdığı bir alanı biz biraz daha organize ettik ve daha
bu köşedeki mimari oluşumu tespit etmeye çalışmak için genişlettik çalışmayı. Burada geç dönem mezarları çıktı. O geç dönem mezarlığın altında çok enteresan, sadece tek bir yazıtta varlığını bildiğimiz Hekate'lere ilişkin heykeller çıktı. Bugün Arkeoloji Müzesi'nde korunuyor. Çok yakın gelecekte de yayını tamamlanmış olacak. Bunları yayınlamış olacağız. Hekate kültünün varlığı bir anlamda arkeolojik olarak bu bulgularla tespit edilmiş oldu. Bunlar 60 santimden 12 santime kadar değişiklikte 4 tane Hekateion denilen 3 merkezde sütunun etrafında sır serilmiş Hekate'lerden oluşan türdeki heykeltıraşlık eserleri, yanı sıra Afrodit ve Artemis olabilecek olan heykellere ilişkin de bulguları ortaya koyduk. Tabii 5. yüzyıl ve sonrasında bu forumdaki değişimler bazı kapıların kapatıldığı, yeni mekanların oluşturduğu ama mimari karakterin artık giderek bozulduğu bir süreç. Ve geldik, belki süreyi çok da aştım, son dönem, Bizans dönemi. Biz özellikle son yıllarda çalıştığımız alanlarda bu katmanı ortaya çıkarıyoruz ama hepsini çıkardıktan sonra en azından bölüm bölüm bu katmanı belgeleyerek kaldıracağız. Henüz kaldırmadık. Bu çerçevede şurada Kuzey Kapısı olarak adlandırılan kapıya yakın bir noktada bir kaçak kazı ihbarı neticesinde jandarmanın bize intikal eden bir çalışmada bir pitos gün ışığına çıktı. Etraflıca kazdık ettik. Pitos'un etrafına bir mimar yapı ortaya çıkmadı. Belki yeterince geniş kazamadık çünkü alan bizim değildi. Yani bir özel mülkiyete ait bir alanda belki hazine arazisi olsa daha geniş çalışma şansımız olurdu. Pitos'u çıkaracağız. Bu pitoslar her yerde karşımıza çıkabilecek türden pitoslar. Fakat pitosun içi toprak doluydu. Çok itinalı bir biçimde pitosun içini temizleyince pitosun içerisinde takım halinde tarım ve marangozluk aletleri çıktı. Bugün pek çok müzede bu tarzda aletleri görebilirsiniz. Fakat 36 yıllık arkeologluk geçmişinde ben müzede çalışmış birisi olarak da söylüyorum. Bir bütün olarak bu eserleri bir arada görme şansım olmadı. Bu açıdan Alexandros bulguları çok önemli. Bu da şimdi bu yıl yayınlanacak. Ve gördüğünüz gibi birazdan örnekler üzerinden de tartışacağız. Hayvanların bağlama halkalarından kara sabanın ucuna takılan metal uçlara, el oğraklarından el testeresine ve el rendesine ve samanın atılmasına yarayan, diren olarak da adlandırılan çatallı alete varıncaya kadar, kestilere varıncaya kadar çok farklı alet türlerinin bu küpün içerisinde saklanmış olduğunu bilinçli olarak gördük. Yaptığımız değerlendirmeler bunların çoğunlukla erken Bizans sonu, Orta Bizans başı gibi. Yani 8-10. yüzyıllar civarında tarihlendirildiğini göstermekte. Tabii biz 5. yüzyıldan ve sonrasına itibaren mezar siteleri üzerinde benzer örneklere rastlıyoruz. Hatta bu ortadakiler işte Alexandros örnekleri. Sol alttakiler ise bugünkü modern örnekler. Aslında formda çok büyük değişiklik yok göründüğü üzere. Yine el orakları, sol kırmızı zemindekiler modern, ortadakiler Alexandros örnekleri ki bu özellikle Bitinya bölgesi sitelerinde de karşılaştığımız örneklerle benzeşir. Karasabanın uç kısmı birkaç yerde parça halinde gördüğüm bir parçaydı bu. Bizde ilk defa bütün olarak çıkması enteresan. Aslında bu çok uzunca bir süre bildiğimiz üzere. Yani tarım devriminin başlangıcından sonra belirli dönemden yakın tarihe kadar 1950'lere kadar hiç değişmeden kullanılan bir parça. Bunun Roma dönemi örneklerinden ikisini görmüş olduk. Tabii hayvan bağlama halkaları, bunlar da en siteler üzerinde gördüğümüz örneklerle toprağa çakılarak hayvanların bağlanmasına yarayan ve sağ alt köşede
Tabii yukarıda bir Roma steli, yine yukarıda bir ortaçağ resmi ve sağ köşede Urfalı bir denizci ustası. Duvarındaki aletlere baktığınızda aslında mantıklı bir tasarım tabii. Bu mantıklı tasarım Roma'dan bu yana değişmemiş. Hala bu tip denizci ustalarında belki küçük kentlerde bulacağınız el oraklarını görüyorsunuz. Tabii sadece onlar değil, marangozluk aletleri de var. İşte bir el rendesi üstte sağda bir baltaya danacak ve üstte solda ise bir el testeresi. Altta meşhur Daidalos mozaiğinde bunları görüyorsunuz daha yakına. İşte Daidalos'un elinde testere ve hemen önünde ise el rendesini görüyorsunuz. Yani bugün tabii elektrikli aletler kullanıyor belki marangozlar tarafından ama bizim kuşak iyi hatırlayacaktır o el rendeleriyle. Hala eski usul çalışan marangozlar var kuşkusuz. Bu da Roma döneminden kalma bir örnek. Evet, bu da gene daha geç 5. 6. yüzyıldan bir mozaik. Bu mozaikte de benzer aletleri görüyorsunuz. Şimdi bu bahsettiğimiz son 5 yılda, 5-6 yılda forum içinde ve yakın çevresi yaptığımız araştırmalarda özellikle kentin son sakinleriyle ilgili bilgilere ulaştık. Bu kırmızı çerçevenin içi ve kırmızı çerçevenin hemen sağ tarafında bu tümsek üzerine yaptığımız çalışmalarda kentte yaşayan son yaşayanların derme çatma mimarisine ilişkin izlere ve mezarlara rastladık. Mesela Kriptoportus'un içindeki bu mezar tamamen bir fakir mezarı, aşağı yukarı 13-14. Yüzyıla ait milattan sonra 1.65-35-40 yaşlarda yetişkin erkek ve kötü beslenmeden ve yetersiz beslenmeden dolayı antropolog arkadaşların bize verdiği bilgi doğrultusunda yaşamını yitirmiş olan bir bireye ait toplamda bugüne kadar 5-6 tane böyle mezar bulduk. Antropolog arkadaşların verdiği bilgi benzerdi. Yani bu da bize 13. 14. yüzyıl artık kentin ekonomisinin dip olduğu, bunu zaten günümüze ulaşan mimari oluşumlardan da görüyoruz. Çamur ağaçla bağlanmış, devşirme malzemeleri oluşturmuş mekanlar. Bu mekanları tabii son yıllarda 2021-2022 mesela bu sağ taraftaki kırmızı ok, Dökümanus'un batıya doğru olan uzantısı. Burada Alman meslektaşlarımız çok kısa bir zemini bulmaya amaçlı çalışma yapmışlar. Biz bu alanı genişlettik. Bu alanı genişletince üzerinde bu bahsettiğimiz geç döneme ilişkin yapıların izlerini bulduk. Evet, burada görüyorsunuz bu 2021 yılındaki hali. 2022'de temizleyince aslında bizim bir Orta Bizans dönemine ait bir mahallenin kenarını kazmaya başladığımız ortaya çıktı. Bunları kaldırmadan bu mahalleyi de tespit edeceğiz gelecek yıllarda. Çünkü açmaya devam edeceğiz sağa sola doğru. Burada devşirme malzemeleri ne buldularsa pişmiş toprak harçla bağlamışlar. Çünkü bu cadde büyük olasılıkla Dökümanus doğrultu doğrultu caddede artık işlerini yitirmiş. Artık bu alanı hemen aşağı göre kısmındaki zemini nereyi düzgün buldularsa orayı, hatta şimdi göstereceğim Odeon'un oturma sıralarının üstünü dahi. Mesela 2020-2022 yıllarında şu anda biz Bizans katmanını kazıyoruz. Bunları kaldırmadık. Bunları belgeledikten sonra belki birkaç yıl sonra en azından Odeon'un yarısını bu katmanı temizledikten sonra aşağı doğru ineceğiz. Ne kadar korunmuştur bilemiyoruz ama ilk defa Odeon'da bu alanlarda çalışma yapılıyor. Daha önce hiç Odeon'un iç kısımlarına girilmemişti. Sadece giriş kapıları Alman meslektaşlar tarafından araştırılmıştı. Biz şimdi geriye kalan kısımlarını kazacağız ama görünen o ki bu 10. yüzyıl sonrası burada yaşayan son sakinler korunaklı olan yerler, yüksek olan yerler, devşirme malzemeleri ne bulduysa bu alanları kendisine sığınak yapmış. Son olarak 2011-2022 yaklaşık bugüne kadar farklı disiplinlerden 200'e yakın kişiyle çalıştık. Tabii burada sol üst köşede 2011 yılından ilk sezonumuzdan
bir fotoğraf. O alt sıranın sağında da Kasım ayında kaydettiğimiz benim de hocam olan Profesör Schweiter var. Toprağı bol olsun. Hepinizde emeği vardı. Alexander Frost'ta da çok emeği var. Onun dışındakiler de farklı yıllardan meslektaşlarımız, öğrencilerimiz. Bu ekiplerle devam ediyoruz. Gelecek yıllarda herhalde Alexander Frost'ın daha farklı tarihine ilişkin noktaları araştırmaya devam edeceğiz. Umarım şartlarımız uygun olursa ilginç sonuçlar ortaya çıkacak. İlginiz ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Uzun bir konuşma oldu. Umarım yorulmamışsınızdır ve sıkılmamışsınızdır. Değerli Erhan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hiç sıkılmadık. Esas sizin bu kadar sıcağın altında neredeyse yılın bütün aylarına yayılan çalışma periyodunuz için biz teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğun bir çalışmanın, emeğin karşılığı olarak bir de bu akşam bize hani nefesinizle de destek verdiniz. Bütün bu kazının başlangıcından şu ana kadar gelen safhalarını çok güzel anlattınız. O yüzden biz hiç yorulmadık. Çok da mutlu olduk. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum Kültür Sanat Araştırma Merkezi adına. Değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Tabii ki sorular ve katkılar olacaktır. O yüzden ben şimdi o safhaya geçeceğim. Arzu ederseniz paylaşımı kaldırabiliriz. Yani sunumu Erhan Hocam. Ben de kaydı durduracağım ama bundan sonra